Selamlar arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bu videoda 7 adımda online arbitrajda kazançlarımızı nasıl arttırabiliriz? Genel olarak kimsenin bilmediği teknikler. 7 adım olarak bunu işleyeceğiz. Kazançlarımızı nasıl daha karlı hale getiririz? Onlardan bahsedeceğim. Arkana yazsan, çayı kahve al. Bu video senin için önemli. Birinci madde, cashbackler. Yani geri ödemeler arkadaşlar. Cashbackler sayesinde ürünleri alıyorken kar oranlarımızı %2, %5, %10 Bazen %20'lere kadar geri ödemeler alabiliriz arkadaşlar. Örnek veriyorum bir ürünü aldığımız zaman ve %10 cashback varsa arkadaşlar 100 dolarlık bir alımda bu cashbackler aracılığıyla aldığımız zaman 10 doları bize geri geliyor arkadaşlar. Ürünleri alır almaz daha Amazon'a gitmeden yani Amazon satış olmadan ürünlerin karı kazançları gelmeden direkt 10 dolar bize gelmiş oluyor. Böylelikle aslında ürünleri uygun şekilde tedarik etmiş oluyoruz ve alırken kazanmış oluyoruz ki ticaretteki en büyük kurallardan bile hepimizin bildiği gibi alırken kazanmaktır. Bu %2, %5, onları küçük görmeyin arkadaşlar bu işi düzenli yapacaksanız ve işleri ilerlettiğiniz zaman ortalama bir sermaye olduğu zaman günlük %5, onlar çok ciddi rakamlar yapıyor arkadaşlar. İkinci maddemiz kuponlar arkadaşlar. Online arbitrajın vazgeçilmezi kuponlar. Kesinlikle herkesin kullanması gerekiyor bu kuponları ve çok ciddi kazançlar yapılıyor. Bu cashbacklerden daha da büyük kazançlar demek arkadaşlar. Anlık ürünleri alıyorken %20, %30 indirim alıyoruz demek ortalamada daha büyük indirimler aldığımız da oluyor bazen. Bazen 2 al 1 öde şeklinde kuponlar da oluyor. E böylelikle kupon ve cashback'i aynı anda kullandığımız zaman kazanç oranları çok çok yukarı gidiyor ve maalesef ülkemizde çoğu kişi online arbitrajda kupon cashback kültürünü çok bilmiyor. Aslında bu kültürünü eğer aynı ülkeden aynı ülkeye yapıyorsak yani Amerika'dan alıp Amerika'ya satıyorsak kupon ve cashback'i kesinlikle kullanmalıyız. Aynı ülkeden aynı ülke ticareti yapıyorsak ki Amerika alıp Kanada ya da Avustralya'da Avrupa pazarlarında da bunu yapıyorsak kupon ve cashback'leri bu ticarette her zaman kullanmamız lazım. Online arbitraj modelinde tabii ki de wholesale modelinde bu tarz e, kısımlar biraz daha arka planda kalıyor ama online arbitrajı kupon ve cashback'leri kesinlikle başrolü almanız gerekiyor arkadaşlar. Bir diğeri hediye kartlar, gift kartlar. Bunlarda da anlık %5, %10 bazen %2'ler de olsa hediye kartlarıyla da bu kar oranlarını iyice arttırabiliriz arkadaşlar. Bu ufak ufak %5'ler %10'lar aylık kupon indirimleri %20'ler hediye kartlarıyla bir kar topu efekti yapıyor arkadaşlar. Bu çığa dönüşüyor ve bu çığa da sizin kazancınız aslında. Bu stratejiyle birlikte ticaretinizin ekstra bir kazancı oluyor arkadaşlar. E bu da muazzam bir şey. Online arbitrajı gift kartları da kesinlikle öneririm. Gift kartları da kullanmayı unutmayın. Gift kartlarda çok ciddi kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ufak ufak da olsa çok büyük bir parça elde etmiş olursunuz. Dördüncü maddemiz ise vergi muafiyet, muafiyeti arkadaşlar. Vergi muafiyetini genel olaraktan Walmart, Home Depot, Sam's Club gibi tedarikçilerden ürünler alıyorken eyalet vergisi vermeden ara depo ürünlerimizi çekiyoruz. Yani böylelikle her ürün alımında ekstra olarak %3 ile %10 arası diyelim. Ürünlerde eyalet vergisi ödemezsiniz. Evet ürünleri biz online arbitrajda örnek veriyorum. Walmart'tan ürün aldığımız zaman belirli bir seviyede aldığımız için yani örnek veriyorum 30 dolar ve üzeri aldığımız için Ürünler tedarikçimizden ara depoya bedava şekilde gidiyor. Lakin eyalet vergileri çıkabiliyor. Eğer ki depomuz, ara depomuz e eyalet vergisi olan bir eyalette ise vergi muafiyeti yaptığımız zaman burada tabii ki de Amerika'da bir şirketimiz olması gerekiyor arkadaşlar. Böylelikle bu tedarikçilere diyoruz ki biz bu ürünleri tekrar alıp satacağız. Vergi muafiyetinden yararlanmak istiyoruz diyoruz. LLC bilgilerimize ya da herhangi bir şirket tipi bilgilerini doldurarak da vergi muafiyeti alabiliyoruz. Ekstra olarak da eyalet vergisi olmayan yerlerde ara depolarımız varsa arkadaşlar eyalet vergisi hiç ödemeden ürünlerimizi alıp ara depoya çekebiliriz. Lakin genelde Türklerin yönettiği ara depolarda yani bizim panele kullanıcı dostu olan ara depolar genelde eyalet vergisi olan eyaletlerde bulunuyor. Eğer ki siz kendiniz ilerlemek isterseniz farklı bir Amerikalı bir firmayla ile ilerlemek isterseniz örnek veriyorum. Delaware, Alaska, Montana, New Hampshire ve Oregon'da arkadaşlar eyalet vergileri yoktur. Buradaki ara depoları seçerseniz vergi muafiyetinden yararlanırsınız. Böylelikle her ürün tedariğinde de vergi mu vergi muafiyeti olduğu için %3, %10, %18 bazen bunlardan da kurtulabilirsiniz. Bu da güzel bir strateji aklınızda bulunsun. Bir diğeri arkadaşlar akıllı ara depo kullanımı. Aslında ben buna sistematik ara depo kullanımı diyorum. Ustalık sınıfında da bahsediyorum. Her zaman akıllı ve sistematik çalıştığımız zaman bu iş modelinde çok ciddi kazançlar yaparız ve ekiplerimizin önüne geçeceğimiz için aslında doğru bilgiyle e, o it dalışına girmeden de kendi kazancımıza ekstra kazançlar ekleyebiliriz arkadaşlar. Akıllı ara depo kullanımı da şu şekilde oluyor. Bir üründen arkadaşlar bir üründen tedarikçiden bir tane alıp ara depo yollayıp Amazon'a yollarsanız bu akılsız ara depo kullanımı oluyor aslında. Akıllı ara depo kullanımı ise sistemli çalışmayı gerektiriyor. Bu da nedir arkadaşlar? Ürünlerimizi alıyorken biz günlük ürün alım stratejisi belirliyoruz aslında. Ve böylelikle ara depoya örnek veriyorum 5 ürün alıp Amazon'a yolladığımız zamanki çıkan maliyetle ürün başı maliyetle 10 tane aldığımızda bile ürün başı maliyet değiştiği için ustalık sınıfı eğitimdeki bir ara depoyla anlaşmamız var. 10 gün boyunca ürünlerimiz orada bedava depolanabildiği için burada sistemli bir şekilde biz ürünlerimizi alıp depoda toplayıp tekte Amazon'a geçtiğimiz zaman yani ara depodan ürünlerimiz Amazon'a tekte yollandığı zaman ürün başına maliyet çok düştüğü için arkadaşlar siz Amerika'da bile yaşasanız Kendiniz böyle poşetlesiniz, naylonlasınız, hani o barkodla uğraşsanız. Bunlarla eşdeğer maliyette hemen hemen yollamış oluyorsunuz ve bunu Amerika'da yaşamadan yapmış oluyorsunuz ve zaman maliyetini harcamadan yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Kendiniz Amerika'da bir depoda yaşasanız bile Buradaki ara depoyu bu şekilde kullanmak yine Amerika'daki o işçilikten çok daha mantıklı hale geliyor ki siz Amerika'da yaşamadan zaten bu işi yönetebiliyorsunuz ki ülkemizdeki dövizden dolayı da bu işi zaten bu yüzden de yapıp da biz de elimizden gelince sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Akıllı ara depo kullanımında kesinlikle bu stratejiyi zamanla öğrenirsiniz çok daha akıllı çalışırsınız. Bir diğer arkadaşlar geri ödeme tabanlı banka ve kredi kartları var. Bunlar da aslında yine cashback diyebiliriz. Bu kartlarla birlikte her ürün alışımızda da %1 %1,5 %2'ler geri dönüş oluyor arkadaşlar bizim. Böylelikle biz kar topumuza ekstra karlar eklemiş oluyoruz ve iyice çığı oluyor. Bu çığı neydi arkadaşlar? Bizim cebimize girecek parayı da aslında. Bu ne kadar büyük olursa o çığ bizim için avantajlı. Burada da geri geri ödeme tabanlı banka ve kredi kartlarını kullanabilirsiniz. Burada kullanacağınız kartları ben size ekrana getirdim. Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu kartlarla da %1, %1,5 bazen %2 bazen ekstra indirimler de oluyor ürün tedariklerinde. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Bu kartları da kullanmayı unutmayın. Yedinci maddemiz ise arkadaşlar e-mail aboneliği. Bu da aslında en basiti manuel olaraktan kullandığımız belli tedarikler. Örnek veriyorum şu an göstereyim size tek tek bazılarını. Bu tedarikçilerde siz e-mailinizi yazdığınız zaman size hazır otomatik linkler gelebiliyor. Hazır anlık fırsatlar gelebiliyor. Sırf ticareti yapacağınız, Amazon ticaretini yapacağınız bir mail açarsınız. Orada sadece e-mail aboneliğiniz olur. İşle ilgili mailler gelir. E-mail de anlık ilk alımlarda ekstra indirimler de oluyor. %10, %20'ler gibi gibi. Bunları da arkadaşlar e-mail mantıklı bir şekilde kullandığınızda ekstra %10, %20'leri de cebimize de koyabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar online arbitrajda 7 maddede kazançlarımızı katlamayı, kazançları uçurmayı artık ne demek istersek hangisi havalı geliyorsa. Buradaki her maddenin yüzde %5'i toplandığı zaman arkadaşlar %20, %30'lara tekamül ediyor. Ayrıca kuponlarla anlık 100 doların aşağısına inip de örnek veriyorum %20-30'dan tekrardan alım yapıyoruz. Çok farklı stratejiler var. Online arbitrajda mutlaka ve mutlaka kullanmanız gerekiyor. Eğer ki emeğinizin karşılığını almak istiyorsanız, kazançlarınız fazla olsun istiyorsanız kesinlikle öneririm. Bu videoda size 7 maddede elimden gelince aktardım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.